Perde Arkası kanalından herkese merhaba. Bu bölümde kitapları ve filmleriyle bir nesli sürükleyen Harry Potter serisinin ilk filminin perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Kilit aynasına yazan yazının anlamı, Dumbledore ve Muggle isimlerinin nereden geldiği, Harry'i seslendiren dublörün ölümünü, 1980'lerde geçen filmde olan Harry Potter'ın bu seriyle bir bağlantısı olup olmadığını ve hatta çekimler boyunca Harry'nin gözlüğünün kaç kez kırılıp değiştirildiğini ve filmle ilgili çok daha fazlasını bu bölümde bulacaksınız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kısa zamanda tüm serisinin perde arkasını sizlerle paylaşacağımız filmlerin ilki Harry Potter ve Felsefe Taşı. Alan Rickman, Snape rolü için kitabın yazarı J.K. Rowling tarafından seçildi ve karakteriyle ilgili özel bilgiler aldı. Rowling aktöre, Snape'in hikayesinin tamamını ve hatta son romana kadar açıklanmamış olan arka plandaki tüm ayrıntıları da anlattı. Tom Felton seçmelere hiçbir Harry Potter kitabını okumamış olarak katılmış. Seçmelerde ise Felton'a kitaptaki en sevdiği Malfoy bölümü sorulmuş. Felton seçmelerde kendisinden bir öncekinin verdiği cevabı vermiş. Filmin yönetmeni Chris Columbus'a Harry Potter rolü için nasıl bir çocuk istendiği sorulunca David Copperfield filminden Daniel'ın göründüğü bir klip izletip böyle bir çocuk istediğini söylemiş. Yönetmen Columbus, David Copperfield'da gördüğünden beri Harry rolü için Daniel'ı istemiş ama Daniel'ın ailesi oynamasına izin vermemiş. İkna etme çabaları sonuç vermiş ve aile medyanın üstüne gitmeyeceğinden emin olduktan sonra Harry'i Daniel'ın canlandırmasına izin vermiş. Film ekibi başlangıçta Hogwarts sahnelerini Canterbury Katedrali'nde çekmeyi istedi. Fakat Canterbury başrahibi bir Hristiyan kilisesinin pagan inanışlarının sahnelenmesine kullanılmasının uygun olmadığını söyleyerek izin vermedi. Bunun üzerine yeni mekan olarak Gloucester Katedrali'nde karar kılındı. Gloucester'ın başrahibi Nicholas Bury, Harry Potter kitaplarının hayranı olduğunu söyledi. Filmdeki çocuk oyuncular okul ortamını daha inandırıcı kılabilmek için gerçek okul ödevlerini orada yapmış. Yasaklı bölge sahnesi Oxford'daki Bodleian Kütüphanesi'nde çekildi. Kütüphanede yanıcı maddelerle ilgili çok sıkı kurallar var. Harry Potter ekibi yıllardır süregelen bu kuralları yıkan ilk kişiler oldu. Kilit aynasının etrafında "yüzünü değil kalbinin arzularını gösteriyorum" cümlesinin tersten yazılmış hali bulunuyor. Ayrıca orijinal ismi Erised olan aynanın adını tersten okuyunca anlam kazanıyor. Desire yani dilek demek. Hogwarts okulunun mottosu "Uyuyan bir ejderhayı asla gıdıklama." Film ekibi oyuncuların görünüşünü oluştururken kitaplardan yardım aldılar. Harry Potter oynayan Daniel Radcliffe'a yeşil göz lensleri taktılar. Benzer şekilde Hermione rolündeki Emma Watson'a ise takma dişler takıldı. Ancak Daniel'ın gözlerinin lense güçlü bir tepki göstermesi ve Emma'nın ağzındaki sahte dişlerle konuşmakta güçlük çekmesiyle bu fikirler iptal edildi. Dursley'lerin evini daha rahatsız göstermek için set ekibi evi kasten en çirkin mobilyalarla döşedi. Harry Potter'ın alnındaki iz, alnının tam merkezinde durmuyor. Bu yazarın isteği doğrultusunda gerçekleşmiş. Kitapların kapak tasarımları nedeniyle birçok insan yara izinin tam alnının ortasında durmasını bekliyormuş. Ama kitapta yara izinin konumundan tam olarak hiçbir zaman bahsedilmiyor. Bu filmin çekildiği tarihlerde 7 serilik kitabın sadece 4'ü yayınlanmıştı. Filmin yapımında Rowling filmin danışmanı olarak bulundu. Rowling'in sette bulunmasındaki sebep sadece kitapla ilgili tutarlılık sağlamak için değil, sonraki filmlerde olabilecek uyuşmazlıkları engellemek içindi. Richard Harris yani Dumbledore kendi repliklerini hatırlamakta güçlük çekiyormuş. Harry Potter'ı canlandıran Daniel ise kendi repliklerini çalışma bahanesiyle ezberinde ona yardım ediyormuş. Hagrid'in kulübe sahneleri stüdyolara çok da uzak olmayan bir alanda çekilmiş. Çekimler sona erdiğinde Harry Potter hayranlarının akın etmesinden korkularak kulübe yerle bir edilmiş. Dumbledore eski İngilizce'de Bumblebee yani bambul arısı demekmiş. Ayrıca Muggle sözcüğü 1900'lü yıllarda esrar içen insanlar için kullanılıyormuş. Senaryoda Voldemort'un Harry'nin ailesini öldürdüğünü gösteren flashback sahneleri Rowling tarafından yazılmış. Yapımcılar neler olduğunu gerçekten bilebilen tek kişi ne olduğunu bildikleri için bu işi ona vermişler. Hedwig bildiğiniz gibi Harry Potter'ın baykuşu ve Hedwig 3 baykuş tarafından canlandırılmış. Gizmo, Oak, Sprout en çok Gizmo rol almış. Filmde kullanılan kedi çekimler sırasında kaçmış ve 2 gün sonra bulunmuş.
Tüm Harry Potter serisi boyunca Daniel Radcliffe 160 tane gözlük harcamış. Kayan merdivenler sahnesinde Kraliçe Elizabeth'in annesi Anne Boleyn portresi görünüyor. Richard Brenner flashbacklerde Harry'nin ailesini öldüren Voldemort'u canlandırmış. Ian Hurt seslendirme yapmış ve Voldemort'un yüzünü bilgisayarda eklemişler. Wesley kardeşler aslında doğal kahverengi saçlara sahipmiş ama film için kırmızıya boyanmış. Aynı şekilde Tom Felton'un da kahverengi olan saçları Malfoy rolü için sarıya boyatılmış. Gloucester Katedrali'ndeki sahnelerde katedralin modern elektrik tabelaları, lambaların düğmesi, kapı kilitleri vesaire panellerle gizlenmek zorunda kalınmış. Lekeli camlarla da dini figürler kapatılmış ki oranın bir kilise olduğu anlaşılmasın. Private Drive'daki tüm arabalar Vauxhall marka. Uçma dersinde Madame Hooch'un kullandığı düdük, Bosvay'ın çağrısı denilen, aslında donanmada emir verilirken tüm geminin duymasını sağlamak için kullanılan bir düdük. Şimdi sadece törenlerde kullanılıyor. Kızlar tuvaletindeki troll sahnesinde Daniel gerçekten trollün boynunda değil, dijital ortamda eklenmiş. Büyük salonun süslü tavanı tamamen bilgisayar grafikleriyle oluşturuldu. Normalde tavanda aydınlatmadan başka bir şey yoktu. Hagrid'in vücut dublörü filmin çoğunda Robbie Coltrane'e benzeyen bir maske takıyor. Bu maske Londra'da Harry Potter stüdyolarında gösteriliyor. Caio César, Brezilyalı bir ses aktörü. Harry Potter ve diğer filmlerinde Daniel Radcliffe'ın seslendirmesini yapmış. Aynı zamanda bir polismiş ve son Harry Potter filminden 4 yıl sonra, yani 2015'te 27 yaşındayken Rio de Janeiro'da boynundan vurulup ölmüş. Filmde 1 dakikadan az süre almasına ve çok az diyaloğu olmasına rağmen Gringotts'taki baş goblin filmin afişinde yer almaktadır. Hagrid'in boyu 2,5 metre. 1986 yapımı Troll filminde Harry Potter adında bir karakter var ve bu karakter trollerle savaşırken büyü yapıyor. Fakat yazar Rowling bir esinlenme olduğunu reddediyor. Harry ve Ron'un büyük salonda satranç oynadığı set 12. yüzyıldan kalma Levi's Chessmen'e dayanıyor. Bu set 1831 yılında İskoçya'da 93 parça halinde bir sahilde bulundu. Şu anda Londra'daki British Müzesi'nde sergileniyor. Filmin yönetmeni Chris Columbus daha sonraki açıklamalarında filmdeki görsel efektlerde hayal kırıklığına uğradığını belirtti ve bir sonraki film için bunları iyileştirmeye çalıştılar. Ancak bu durum filmin BAFTA tarafından en iyi görsel efektler dalında aday gösterilmesini engellemedi. Warner Bros. İlk başta Harry Potter serisini bilgisayar animasyonlu film yapmayı düşünüyordu. Aynı zamanda birkaç romanı tek filmde bütünleştirmeyi planlıyorlardı. Film ekibini en çok düşündüren konu ise çocuk oyuncuların hızla büyüyecek olmasıydı. Fakat yazar Rowling hem animasyonlu film fikrini hem de kitapları tek filmde birleştirme fikirlerini reddetti. Böylece stüdyo her çocuğun kendi rolünü oynayabilme ve devam edebilmesini sağlamak için 7 filmi de sırasıyla çekmeye karar verdi. Filmin çekimlerine Eylül 2000'de başlandı ve 21 Mart 2001'de çekimler tamamlandı. Çekimler sırasında Harry Potter'ı canlandıran Daniel Radcliffe, Robbie Coltrane'in cep telefonunun dilini Türkçe'ye çevirmiş. Coltrane telefonunu normale döndürmek için ekipteki kuaförün Türk babasına ulaşmak zorunda kalmış. Yazar Rowling, kilit aynası sahnesinde Harry Potter'ın annesini yani Lily Potter'ı oynamayı düşünmüş fakat sonra vazgeçmiş. Film ekibi yazar Rowling'le ilk görüşmesinde tüm Harry Potter serisini film yapıp yapamayacaklarını sordu. Rowling bir şartla bunu kabul etti. Kitaptaki bütün karakterlerin İngiliz olduğunu ve tüm aktörlerin de İngiliz olmasını istedi. Rosie O'Donnell ve Robin Williams, Hagrid ve Molly Weasley rollerinde oynamak için filmde ücretsiz olarak rol almak istemişler. Fakat yazar Rowling'in kesinlikle İngiliz veya İrlandalı oyuncularla çalışılması şartı olduğu için bu rolleri alamadılar. Aynı şekilde Lime Aiken'a Harry rolü verilmiş ama İngiliz olmadığı için bir gün sonra teklif geri çekilmiş. İlk kez felsefe taşında gördüğümüz Richard Harris, ikinci film olan Sırlar Odası vizyona girmeden birkaç hafta önce vefat etti. Azkaban tutsağından itibaren Dumbledore karakterini Michael Gambon canlandırdı.
Nicolas Flamel, yani felsefe taşının bulucusu olarak bahsedilen kişi, Fransa'da 1330'lu yıllarda yaşamış gerçek bir simyacı. Bazı insanlar tarafından gerçekten de felsefe taşını buldu ve ürettiğine de inanılmış. 1418 yılındaki ölümü gizemlerle dolu şartlar altında gerçekleştiğinden onun yüzlerce yıldır yaşadığı dedikodular da oluşmuş. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca Facebook, Twitter ve Tumblr'dan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. Thank you.